Sevgili arkadaşlar, değerli kardeşlerim, size Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Yüksek Lisans Programı çerçevesinde Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Bölüm Başkanı sıfatıyla hitap etmek istiyorum. Üniversitemizin yüksek lisans programında yer alan Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Programı'na sizi davet etmek istiyorum. Üniversitemizin Uluslararası İlişkiler bölümünün son derece etkin, başarılı bir bölümdür ve bu bölümün devamı niteliğinde olan yüksek lisans programımıza sizin katılmanızı sağlamak ve size yol göstermek amacıyla bu program hakkında bilgi sunacağım. Değerli arkadaşlarım, sevgili kardeşlerim, üniversitemiz Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Yüksek Lisans Programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır. Bu programlardan mezun olan arkadaşlarımızın devlet örgütünde, üniversitelerde ve gazetelerde dış politika uzmanı sıfatıyla ve diğer alanlarda faydalı bir şekilde iş bulma imkanına sahip olacakları ve bu bilgilerden yararlanarak değerli katkıları toplumumuza sağlayacaklarını düşünüyorum. Şimdi size bu programlarımız hakkında bilgi sunmak istiyorum. Biliyorsunuz ön başvurularımız, bu programa ön başvurularımız 22 Haziran günü başlamıştır ve 15 Eylül'e kadar devam edecektir. Başvuruları online olarak yapabileceğiniz panele üniversitemizin web sitesinden ulaşabilirsiniz. Şimdi size tezli yüksek lisans programı hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu program 15 kişilik bir kontenjana sahiptir. Bunun 5'i Çağ Üniversitesi'nden mezun olanlara ayrılmıştır. Bu programa katılmak isteyenlerin ulusal ve uluslararası düzeyde yurt içinde ve yurt dışında bir üniversitenin herhangi bir bölümünden mezun olmaları, yurt dışından mezun olanların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış bulunması gerekmektedir. Ve bu programa katılacak olanların ALES'ten en az 55 not almaları gerekmektedir. Tezsiz yüksek lisans programımızın da yurt içinde veyahut da yurt dışında denkliği onaylanmış bir üniversitenin herhangi bir bölümünden mezun olunması ve mezuniyet lisans genel not ortalamasının ise 4 üzerinden en az 2 olması gerekmektedir. Tezsiz programımızın 30 kontenjanı bulunmaktadır. Bunun 10'u Çağ Üniversitesi mezunlarına ayrılmıştır. Diğer 20'si ise diğer üniversitelerden mezun olanlara açıktır. Değerli kardeşlerim, üniversitemiz ALES'ten herhangi bir puan türünden en az 60 ile 64 arasında puan alanlara %25, 65 ile 79 arasında puan alanlara %50, 80 üzerinde puan alanlara ise %75 burs imkanı vermektedir. Bir kere daha tekrarlamak istiyorum. 60 ile 64 arası ALES'ten puan alanlara %25 burs, 65 ile 79 arasında puan alanlara %50 burs ve 80 üzerinde puan alanlara da %75 burs verilmektedir. Ayrıca Çağ Üniversitesi lisans mezunu olan öğrencilerimize ise %50 burs imkanı sağlanmaktadır. Bununla birlikte ALES'ten herhangi bir puan türünden en yüksek puan almış olan iki öğrencimize %100 burs imkanı sağlanacaktır. Değerli arkadaşlarım, çok değerli
kardeşlerim, 2020-2021 öğretim, güz dönemi öğretimi uzaktan eğitim şeklinde planlanmıştır. Karşı karşıya kaldığımız koronavirüsün etkisiyle YÖK'ün talimatı çerçevesinde bu şekilde bir program yapılması söz konusudur. Normal olarak ders günleri haftada 4 gündür 18.30-21.30 arasındadır ve küreselleşme, uluslararası ilişkiler ve küreselleşme tezli yüksek lisans programında 7 ders bir seminer çalışması hazırlandıktan sonra genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2 olanlara ve başarısız dersi olmaması şartıyla tez yazmaya başlama safhasına girilmektedir. Bu safhada dan sonra başarıyla savunulmuş, kabul edilmiş tezden sonra öğrencilere uluslararası ilişkiler ve küreselleşme dalında tezli yüksek lisans diploması verilmektedir. Değerli arkadaşlarım, uluslararası ilişkiler ve küreselleşme tezsiz yüksek lisans programlarımızda 14 1 plus 1 dönem projesi çalışması hazırlandıktan sonra genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2 olması ve başarısız dersi olmaması şartıyla uluslararası ilişkiler ve küreselleşme dalında tezsiz yüksek lisans diploması verilecektir. Tezli yüksek lisans diplomasının alınması şartını bir kere daha tekrarlıyorum. 7 ders plus bir seminer çalışması hazırlandıktan sonra genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2 olması ve başarısız dersi bulunmaması şartıyla tez yazmaya başlanıp tezin başarılı bir şekilde savunulmasından sonra öğrencilere uluslararası ilişkiler ve küreselleşme dalında tezli yüksek lisans diploması verilmektedir. Tekrar ediyorum, aynı şekilde tezsiz yüksek lisans programında ise 10 ders artı bir dönem projesi çalışması hazırlandıktan sonra genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2 olanlara ve başarısız dersi bulunmayanlara uluslararası ilişkiler ve küreselleşme dalında tezsiz yüksek lisans diploması verilmektedir. Değerli arkadaşlarım, üniversitemizin yüksek lisans programı çerçevesinde size vermiş olduğum bu bilgiler ışığında üniversitemizde sağlam uluslararası ilişkiler eğitiminin bir devamı niteliğinde olan yüksek lisans programımıza katılmanızı öneriyorum. Bu program size uluslararası ilişkiler ve küreselleşme alanında sağlam bir altyapı sağlayacak. Bu alanda sizi en yeni bilgilerle donatacak ve daha sonraki çalışmalarınız için özellikle doktora konusunda yapacağınız, arzu ettiğiniz doktora alanlarında sizin için önemli bir altyapı, önemli bir başlangıç oluşturacaktır. Üniversitemizde uluslararası ilişkiler ve küreselleşme yüksek lisans programına katılmanızı, bu programı yapmanız durumunda bu alanda ciddi bir eğitime sahip olma imkanına kavuşacağınızı belirtmek ve sizi tekrar bu programa katılmaya davet etmekle konuşmamı sona erdirmek istiyorum. Size saygılarımı, sevgilerimi, en iyi dileklerimi sunuyorum. Teşekkür ederim.